Şu tomatizi eve götürmeye çalışacağım. Bak çocuklarım, dilimlenmiş tomatiz. Tezgah altında aldım. Faturaların ikisini ödedim. Bugün birini ödeyemedim. Geldi geçin. 50 TL kazandım. Şimdi giderken ekmek alacağım. Çocuklar ufak tefek bir şeyler alırsam alacağım. Yemin olsun var ya, Ramazan girdi çıktı. Daha ne eve ne beyaz et girdi ne kırmızı et girdi. Bunlar atmışlar yeşil soğanlar. Baktım alayım dedim. O kız da dedi, abla dedi, bunlar yenmez dedi. Hani o vaziyete geldi. Bizler karton kağıt topladığımız için, pazarlara geldiğimiz için, pazarlarımızdan pazara geldiğimiz için zepse atık çürük malları bilene tezgahlardan satılıyor. Bizler eve götüremiyoruz. Eve götüremediğimiz için çocuklar aç. Bir mücadele yapmamız lazım. Karton kağıt toplamaya çalışıyoruz. Hatta bak, pazarlarda çuvalımız bilene kartondan bomboş. Gördün mü? Bizler kağıt toplayamıyoruz yani. O yüzden de yapacak bir şey yok. Allah'ta gelene şükürler olsun yani. İkisi okuyor. Hanım ev hanımıdır. Ben tek kazancımla müdahale yapıyoruz. Mücadele. Çok şükür 3-5 kuruş kazanıp onların hayat şartlarına karşı böyle gidiyoruz bağlı. Hazda bir yere gidemediğimiz için buradan ekmek yiyoruz yani, bu Şişli çevresinde. Yetmiyor ama gene de Nisye'ye giden kızım var. Kalp hastasıdır kendisi. Tedavi görüyor hala. Burada çocuğum okula gidiyor. Ben şartlardan ödeyemiyorum. Kitap parası, okul parası. Geçimimizi sağlayamıyoruz. Ev kirası 2000 liraya yükseldi. Su elektrik deyince bu 5 kuruşluk kartonu topluyoruz. 5 kuruşluk kağıt kazanamıyoruz ki. Şimdiden sonra ben şey yapayım. Bir işe girince kültür istiyorlar, okumuşluk istiyorlar. Okuyamadık zamanında da yapacak bir şey yok. Boynumuz kıldan incedir, devam ediyoruz yani böyle. Ne kadar kazanıyorsunuz? Biz ortalamada 50-60 TL'lere bir para alıyoruz. Ay sonu nasıl geliyor? Ay sonuna değil, günlük kazancımızda 50-60, 70 lira, 100 lira, bilemedin 150 liraya kadar çıkıyor. Ama bunu kahvaltı sabahına 10 liralık peynirle 5 liralık zeytin. O kadar düşün yani. Kiralar, faturalar. Kiralar, faturalar açıyor. Bak hala bak saat kaç? 6'dan beri yemin ediyorum 6'dan saat 9'a geliyor. Hala çuvalımız bomboş. Bir şey toplayamadım. Yani çuvalımız da bomboş hala. Tezgahların altından zepseler bırakılıyordu, yiyecekler oluyordu, sandık sandık ama alamıyoruz şu anda. İnsanlar eskiki gibi çok yapılıyor. Yani aldığım, ben sana söyleyeyim. Şu tomatizi eve götürmeye çalışıyorum. Bak çocuklarım, dilimlenmiş tomatiz. Tezgah altında aldım. Başka bir şey yok. Sadece bir domates. Yani eve bir şey götüremiyorum. Gerçekten. Yani Allah yapacak bir şey yok yani. Çok şükür olsun. Abi çocuklarımın çok isteği. Kıyafet alamıyorum. Ayakkabı alamıyorum. 4 tane çocuk. Hatta evim şurada. Paşa Mahallesi Kuyu Sokak'ta oturuyorum. Hala ayakkabısı yok. Elbiseleri yok. Yazlık geldi. Baba bana şort al diyor. Alamıyorum. Ya belediyede yardım edip de bir gıda yardımı, o da ayda olursa oluyor, olmazsa da yok. Neye göre oluyor? Ya erzak yardım ediyorlar bazen. Maddi bir destek alabiliyor musun? Hayır, maddi destek almıyoruz. Maddi derse kalmıyor. Zaten bir maaşlı işten çalışsın. İftar edince beslenebiliyorlar mı? Hayır. Beslenemiyor. Meyve istiyor, çilek istiyor, kiraz istediler. Yemin ediyorum alamam. Benim şu anda ihtiyacım çok.
domates almam lazım, yeşillik almam lazım, patates almam lazım. Hani? Nerede abi? Bu gerçektir ha. Şey uçun değil yani, bu gerçektir yani şu anda. Ama yapacak bir şey yok. Allah'a şükürler olsun. Ne kadar kazandınız? Bugün sadece şunu göstereyim. 50 TL kazandım. Şimdi giderken ekmek alacağım. Çocuklar ufak tefek bir şeyler alırsam alacağım. Daha önceden yine kıt kanaat geçiniyorduk. Şimdi hiç alamıyoruz. Şimdi daha işten geliyorum, bunları aldım. Hiçbir şey almadım. 22 lira. Her şey ateş pahası. Ne biber alayım, ona fasulye, ne şu ne. Bir kilo fasulye. 5 kişiyiz, yeter mi? Yetmez. Bir günlük. Şu domates 2 günlük. Çoluk var, çocuk var, yiyorlar. Ya bir ferşle işim var. Oğlum var, iki oğlum, bir ben. Meyve sebze. Maalesef onları alamıyoruz. Çalışıyorum. Tekstilde çalışıyorum. Tekstilde eşiniz çalışıyor mu? Yok, ferşle. Çocuklarım bekar ama biri nişanlı, evlenecek. Sıkıntılı. Faturaların ikisini ödedim. Bugün birini ödeyemedim. Gel de geçin. Sadece ondan olmuyor işte. Yemeğin var, içmen var. Başka giderlerin var. Kahvaltılıklar falan var. Alamıyoruz vallahi onu. Şimdi yine süt ezan. İnanmazsın. Her gün domates götürüyorum. Bak bu da arkadaşım. Ekmek 4 lira. Bir ekmek yetmiyor insana. 5 ekmek alıyorsun. 20 lira. Yani. Günlük yemek zorunda kalıyoruz. Ne gün paran olursa ona göre un alıyorsun. Başka şansın yok. Kasaba girebiliyor musun? Yemin olsun var ya, Ramazan girdi çıktı. Daha ne beyaz et girdi, ne kırmızı et girdi. Şu anda bak, gelin beraber gidelim dolaba bir bakın. Bomboş. Ne yumurta alabiliyorsun ne... Yani eskiden salam sucuk alıyordum. Haftalık alıyorum. Yetmiyor yani fatura, bir hafta faturan. Bir hafta başka bir açığın çıkıyor oraya. Binanın gideri oluyor. Yetmiyor ya. Ya şimdi şurada mesela kıvırcıklar var, biberler var, atılan soğanlar var. Hatta o kıza dedim, şu soğanlar atmışlar, yeşil soğanlar. Baktım alayım dedim. O kız da dedi ki, abla dedi, bunlar yenmez dedi. Hani o vaziyete geldik. Bir kasa orada. Ama kuru soğan alamıyorsun ki, onu saksıya dikeceksin. 5 lira kilosu. Vallahi bilmiyorum, sürünüyoruz işte. Gitgide ne olacak ben de bilmiyorum. Atmıştır o adam. Benim ihtiyacım varsa alıyorum. Ben 52 yaşındayım, hala çalışıyorum. Ben 30 senedir ferşli adamla geçiniyorum. Öyle kolay değil. Ben 52 yaşındayım. 86'da evlendim. Ben hiç böyle bir şey görmedim. Bir ara olmuş yağ kuyruğu, tüp kuyruğu. Benim eşimin küçüklüğünde. 5 yaş var aramızda. Ondan sonra da yok yani. Bundan 2-3 sene önce nasıldı? Çok iyiydi. Çok iyiydi. O zaman mesela 50 liraya sen ne alırdın? Ben her şeyi alıyordum. Maybe. Ya bu korona olmadan evvel ben her şeyimi alıyordum. Hiç sıkıntı çekmiyordum. Bu düzen bozuldu bu 2 senedir. Vallahi eve hiçbir şey alamıyorsun. Bilmiyorum ne olduğunu da. Ne olduğunu da ben de bilmiyorum. Her şeye zam. Başka ne? Vallahi var ya oğlum, evimize et denen bir şey girmiyor. Bir et yiyemiyoruz, bir vitamin gıda alamıyoruz. Başka neye özlenir? Zaten garibanın neyi var? Bir ekmeği vardı, bir eti vardı, beyaz eti. Onu da alamıyoruz. Başka da bir şey yok.